Nafi radıyallahu anh kimdir? Nafi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın azatlı kölesidir. O devirde kölelerin ilim öğrenmesine hiçbir mani bulunmadığı için Nafi iyi bir muhaddis, büyük bir fakih yani İslam hukukçusu olmuş ve Medine'nin ileri gelen alimleri arasında yer almıştır. E zaten sahabiler de özellikle gayret ediyorlar. Önce evlatlarına, hanımlarına, hizmetçilerine, komşularına, herkese ilim öğretmek için hizmetçiler, köleler de buna dahil. İstiyorlar zaten yani kölemiz de alim olsun diye. Ya bu köle hizmetini yapsın benim işimi görsün. Ne işi var ilimle falan demiyorlar. Böyle pek çok köle vardır sonradan alim olan. İbn Abbas Hazretlerinin kölesi, işte İbn Ömer Hazretlerinin kölesi gibi e, söylüyorlar. Ya Resulullah sizden aldığımız ilmi gittik hanımlarımıza, çocuklarımıza, hizmetçilerimize, kölelerimize hepsini öğrettik diyor sahabiler. Dolayısıyla onların bir isteği zaten bu. Abdullah İbni Ömer Hazretleri de bu kölesini yetiştirmiş, alim yapmış, azat etmiş. Yani nereden nereye hakikaten ee, Müslüman, İslam dışı, İslam'ın dışındaki Müslüman olmayan insanların hayal edemeyeceği bir durum. Savaşta esir alınmışken, hayatın bitmişken, ölmüşken adeta, e, yeniden bir hayat buluyorsun ve hayatın zirvesine çıkıyorsun. Çok büyük bir lütfa, nail oluyorsun. İnsanın belki e, aklını kaçıracağı bir durum yani, sevinçten. İmam Nafi, e, Nafi Hazretleri öyle olmuş. İmam Malik'in Nafi'den, Nafi'nin de Efendisi İbni Ömer'den duyduğu hadisler Buhari tarafından en sahih rivayet olarak kabul edilmiştir. Altın silsile, silsile tüze hep diyorlar hadiste. Demek ki o seviyeye ulaşmış İmam Malik, Nafi İbni Ömer senedi hem kısa hem de güvenilir insanlar. Zenginlerden biri Abdullah bin Ömer'e Nafi'yi bana sat, sana 12 bindir hem vereyim demişti. İbn Ömer bu teklifi reddetmiş ve Nafi'yi azat etmişti. Dünya malı almaktansa azat edip sevap kazanayım. Çünkü bir köleyi azat etmek bir insanı diriltmek, ona hayat vermek gibi büyük bir sevap. Bu ilim deryası 117 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah şefaatine nail eylesin. Amin.